dedim ilk defa. Böyle şeyler neden oluyor acaba? İlk defa gördüm böyle bir şiddet olayı açıkçası. Gerçekten de çok şaşırdım ve şu anda ben de biraz önce izledim ilk defa bu görüntüyü ve bu kişinin neden oradan düşmesine neden olunduğunu gerçekten tam olarak bilemiyorum. Şok oldum diyebilirim. Futbolun bir oyun olduğunu hepimiz biliyoruz ve böyle şeyleri görmek gerçekten de futbola bağdaşmıyor. Acaba durumu düzeltmek için, Türkiye'deki şiddet olaylarını azaltmak için neler yapmamız gerekiyor? Ben de çok fazla bir yorum yapamayacağım bu konuda. Ben sadece bir futbol oyuncusuyum, bir futbolcuyum. Ancak şunu söyleyebilirim, bu tür şeyler sadece Türkiye'de olmuyor. Dünya çapında tüm stadyumlarda bu tür şiddet olaylarına maalesef rastlayabiliyoruz. Gerçekten bu görüntüler üzerine çok fazla yorum yapamayacağım. Bunun bir futbol oyun olduğunu anlamamız gerekiyor ama her hafta bu tür olaylar alıyor. Tabii ki insanlar arasında bazen anlaşmazlıklar olabilir, çatışmalar olabilir ancak bir futbol sahasında bu tür bir olayın olması gerçekten kabul edilemez. Acaba Türkiye'de karşılaşmaları takip ediyor musunuz? Takip etme şansı buluyor musunuz? Evet, tabii ki bazen ediyorum. Fransa'da oturuyorum. Zaman zaman da Türkiye'ye geliyorum. Fransa Ligi'ni ve Türkiye Ligi'ni takip ediyorum. Ve Türkiye Ligi'ndeki puan durumunu, sıralamayı da biliyorum. Ve Beşiktaş'ın da iyi durumda olması beni sevindiriyor. Beşiktaş'ın şampiyonluk şansını nasıl değerlendiriyorsunuz? Acaba ilk sıraya yükselip şampiyon olabilir mi Beşiktaş? Umarım olabilir. Her zaman Beşiktaş'a destek veriyorum. Türkiye'yi, İstanbul'u çok seviyorum. Bütün Türk takımlarını seviyorum ama benim takımım Beşiktaş ve umarım Beşiktaş şampiyon olup Şampiyonlar Ligi'ne gider. Beşiktaş'ı genel hatlarıyla nasıl değerlendirirsiniz? Nasıl oynuyorlar? Beşiktaş bir ay önce çok iyi oynamıyordu. Ufak çaplı bir kriz içindeydi. Takım üzerinde çok büyük baskı vardı. Taraftar çok büyük baskı yapıyordu ve Beşiktaş daha sonra iyi oynamaya başladı. Ve hem başkanın hem de takımın üzerindeki baskı yavaş yavaş kalkmaya başladı. Acaba sizin oynadığınız zamanla şu anda Türkiye Ligi'ni karşılaştıracak olsanız Türkiye Ligi'nin ilerlediğini, geliştiğini düşünüyor musunuz? Ben Türkiye'de oynarken gerçekten son derece agresif, iyi, sert bir lige sahipti. Şu anda Türkiye her geçen yıl daha da ligini geliştiriyor. Birçok Fransız oyuncu da ligimizde forma giydi. Bunun sebebi nedir? Ya da 10 sene önce ben Fransa'dayken bana acaba neden Türkiye'ye gidip futbol oynamak istiyorsun gibi sorular soruluyordu. Gerçekten küçümseniyordu. Türkiye Ligi'nin gerçekten de çok da önemli bir lig olmadığı söyleniyordu. Ancak şu anda bana bazı futbolcular acaba bana Türkiye'de bir takım bulabilir misin diye soruyorlar. 10 yıl öncesine göre durumun ne kadar değiştiğini gösteriyor. Türk milli takımının da ne kadar güçlü olduğunu biliyoruz. Türk milli takımından birçok futbolcu İngiltere'de oynuyor, Almanya'da oynuyor. Gerçekten çok iyi oyuncular var. Bu nedenle birçok yabancı oyuncu, Fransız oyuncu da Türkiye'ye gelmek istiyor. How do you find Mevlüt Erdinç? Do you Mevlüt Erdinç'i nasıl buluyorsunuz? Paris Saint-Germain. Yes. Paris Saint-Germain'de kendisini takip ediyor musunuz? Evet, geçen hafta 3 gol attı Paris Saint-Germain adına. Gerçekten iyi bir futbolcu, kendisiyle de gurur duyuyoruz. Paris Saint-Germain biliyorsunuz benim de eski kulübüm. Ve her zaman Mevlüt Erdinç de Türk bayrağı üzerinde olan bir bileklikle maçlara çıkıyor. Bursaspor'un şampiyonluk için mücadele etmesini nasıl değerlendireceksiniz? Kendileri halen ligde ilk sırada. Ben çok fazla şaşırdığımı söyleyemeyeceğim. Çünkü Türkiye'de Bursaspor en iyi futbol kültürüne sahip kulüplerden biri. Ben oyuncuları da tanıyorum, takımı da tanıyorum. Bursa'daki durumu da biliyorum. Bursaspor şansıyla buraya gelmedi. Gerçekten çok iyi oynuyor. İyi futbolcuları var ve takım başkanı gerçekten de son derece önemli kararlar alıp ciddi oyuncularını bırakmadı. İyi bir antrenör buldular, doğru bir antrenör buldular ve bunun sonucunda alıyorlar. Acaba a team which was not from Istanbul would come and take the first place and
İstanbul dışından bir takımın Türkiye Ligi'nde şampiyon olabileceğine geçmişte inanır mıydınız? Geçmişte gerçekten bu çok zordu, ancak şu anda görüyorsunuz ki birçok oyuncu geliyor, bu oyuncular çok iyi oynuyorlar. Sadece İstanbul'dan çıkan oyuncular da değil bunlar. Türkiye çapında birçok takımın elinde son derece iyi oyuncular var. Bu takımlar, Anadolu takımları giderek güçleniyorlar. İkinci ligden gelip birinci ligde ilk 5 sırayı zorluyorlar. İyi oynarsanız, iyi bir atmosferiniz varsa, takım kazanmayı isterse, takım halinde oynayabilirse, bütün takımların şampiyonluk için şansı vardır. Avrupa Ligi ve Şampiyonlar Ligi maçlarını takip etme fırsatı buldunuz mu bu sezon? Benim favori takımlarından biri bu sezon Inter. Gerçekten de Inter'i takip ediyorum. Lyon'dan nefret ediyorum açıkçası, Fransız takımından. Neden acaba? Çünkü ben Fransızım ama gerçek bir Fransız olduğumu söyleyemeyeceğim. Bordeaux'un yarı final, çeyrek final şansını nasıl değerlendiriyorsunuz? Bordeaux'u da çok yakından takip ediyorum gerçekten. 15 yıl önce ben de Bordeaux'da bulunmuştum. Bordeaux'un şu andaki antrenörünü ve iyi bir grubu olduğunu biliyorum. Bordeaux'u her zaman Lyon'a tercih edeceğimi de söylemeliyim. Bordeaux'u Fransa Ligi'nde ve Şampiyonlar Ligi'nde destekliyorsunuz yani. Evet, gerçekten de onları takip ettiğimi söyleyebilirim. Futbol dediğiniz gibi 90 dakika ve her takımın şampiyon olma şansı var. Şu anda Şampiyonlar Ligi'ni kim kazanacak bilemiyoruz. Acaba bizim takımlarımızın Avrupa Ligi'ndeki, Galatasaray, Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki performanslarını nasıl değerlendiriyorsunuz? Fransa'dayken karşılaşmaları pek fazla izleme şansım olmadı. Orada bir Türk kanalı bulamadım bu karşılaşmaları yayınlayan. Sürekli İstanbul'a geldiğimde buradaki gazetelerden ve televizyonlardan takip etmeye çalıştım. Ancak Türk takımlarının işte son dakika golleriyle kupaya veda ettiğini öğrendim. Acaba sizin hayranlarınız Fransızlar Türk Ligi'ni daha fazla takip ediyorlar mı? Umarım öyledir. 10 yıl önce Fransa'da Türk Ligi'ni takip eden birini görmemiz gerçekten imkansızdı. Ancak şu anda Eurosport gibi kanallarda, diğer kanallarda Türkiye Ligi'ni takip eden Fransızları bulabilirsiniz. Geçen sezona, geçen yıla kadar Türk milli takımı da hem dünyada hem Avrupa'da gerçekten büyük bir etki bırakmıştı. Bunun Fransa'da da etkileri oldu. Sadece Fransızların değil, Almanya'da, İtalya'da insanların Türk milli takımını takip ettiğini düşünüyorum. Acaba insanlar sizi sokakta gördüğünde hala tepki gösteriyorlar mı? Çünkü buradayken sizi çok seviyorlardı. Hala insanlardan nasıl tepkiler alıyorsunuz? Sizi unutmadıklarını görüyor musunuz? Gerçekten bu garip bir duygu. Çünkü ben sizi televizyonda görüyorum ama hiçbir zaman sokakta size rastlamıyorum. O nedenle sizinle yan yana bulunmak bunun gibi bir duygu. İnsanlar acaba bu o adam mı diyorlar, bu Numa mı diyorlar, yanıma geliyorlar, imza istiyorlar, fotoğraf çektirmek istiyorlar, elimi sıkmak istiyorlar. Ben normal bir insanım, herkesi seviyorum. Ve benden bir şey istediklerinde tamam yaparız, hiç problem değil diyorum. Bunun için ağlamanıza gerek yok, istiyorsanız beni öpebilirsiniz de diyorum. Çok teşekkür ederiz programımıza konuk olduğunuz için. Ben teşekkür ederim. Teşekkür ediyoruz. Kendisi stüdyomuzda konuğumuz oldu.